Bir ara verdik, tekrar karşınızdayız. Ben hemen telefon numaralarımızı hatırlatmak istiyorum. 0212 alan koduyla 333 33 45 numaralı telefonlardan ya da sağlık@beyaztv.com.tr adresinden mail göndererek bizlere ulaşabilirsiniz. Bizler de sizlerin sorularını uzmanlarımıza soruyor oluruz. Estetik ve plastik cerrahi uzmanı operatör doktor Güray Yeşil Adalı stüdyo konuğumuz. Göğüs estetiği, göğüs büyütme ve küçültme ameliyatlarını konuşuyor olacağız. Sadece kadınlar için değil, erkekler için de bu ameliyatlar yapılıyor. Onlardan bahsedeceğiz. Hoş geldiniz. Nasılsınız Güray Bey? Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Sağ olun. Önemli ameliyatlar gerçekten, hani kadınlar için tabii ki en önemli organlarından birisi. Kendini evet, kadın şüphesiz hissettiği, hatta belki de tek organı değil mi? Dışarıdan aynen da öyle, kıyafetlerini de hani bütünleyebildiği. Bunun estetiği de çok önemli diye düşünüyorum. Çünkü estetik sadece sağlık sorunlarıyla uğraşmıyor. Bir taraftan da aslında kişilerin psikolojileriyle de uğraşıyor. Bu anlamda çok önemli. Hangi tarz operasyonlar yapılıyor günümüzde meme estetiğiyle ilgili? Evet. Az önce sizin de söylediğiniz gibi tarih boyunca kadın için en önemli organ olmuş göğüsler. Bu amaçla yaptığımız operasyonları ana başlıklar olarak sıralayacak olursak ilk sırada meme büyütme operasyonları geliyor. En sık yaptığımız ameliyatlardan birisi bu. Hı hı. Her yaşta yapabiliyor musunuz? Şöyle, göğüs gelişiminin tamamlandığı 18 yaştan sonra bu operasyonları rahatlıkla yapabiliriz. Bundan sonra bir yaş sınırımız yok. Hı hı. İstenilen yaşta yapılabilir. Bundan sonra daha çok çocuk sahibi olmuş hanımların ihtiyaç duyduğu meme dikleştirme operasyonları deformasyonlar yapıyoruz. Deformasyonlar sonrası değil sarkmaya mi? Bağlı, emzirme sonrası sarkmaya bağlı oluşan deformiteleri toparladığımız, hı-hı, yukarı doğru göğüsleri astığımız. Onun dönemi olmalı? Emzirmeyi bitirmiş olması evet, gerekiyor? Evet, emzirmeyi bitirmiş olmasını hemen tercih ediyoruz. Hemen bitirmez ameliyat olabilir mi? Bir süre bekliyor musunuz? Eğer acil bir durum yoksa bir süre beklemekte fayda var tabii ki. Ama emzirmeye son vermiş bir bayan için göğüs dikleştirme ameliyatları yapılabilir. Bu ameliyatları meme büyütme ameliyatlarıyla kombine olarak da yapıyoruz. Yani hem dikleştirip hem büyütme operasyonlarını yapıyoruz. Eğer içi iyice boşaldıysa bu emzirme döneminde göğüslerin. Bunun dışında bir de meme küçültme operasyonlarını yapıyoruz. Meme küçültme operasyonlarının tabii estetik dışında başka bir ciddi boyutu da var. Ciddi boyutu var değil mi sağlık anlamında? Tabii nedir? Tabii ki. Yani kişide ne gibi zorluklar yaratıyor? Meme küçültme operasyonu için başvuran hastalarımızın büyük çoğunluğunda ciddi boyun ve sırt ağrıları oluyor. Omuzlarında ciddi ağrılar oluyor. İşte göğüs arasında kızarıklık, kaşıntı, kötü koku gibi şikayetleri oluyor. Bu tip şikayetlerle başvuran hastalarımıza hem daha estetik, göze hoş gelen bir göğüs hem de bu şikayetlerinden kurtulması gibi bir kombine bir faydamız oluyor. Orada sağlık da biraz daha işin içine ki, giriyor tabii değil ki, mi? Tabii ki. Peki şimdi, özellikle... Pardon buyurun. Çok affedersin, sözünüzü kestim. Şimdi sağlık hepsinin içerisinde var. Çünkü siz de bahsettiğiniz psikoloji çok önemli. Göğüs büyütme ameliyatlarında da yapılmış çalışmalar var. Çok sayıda bilimsel çalışma var. Psikolojik olarak hastaların daha stabil hale geldikleri, daha dışa dönük insanlar haline geldiklerini gösteren çok sayıda çalışma var. Evet. Bu nedenle diğer operasyonları da sağlık dışında tutmamak lazım. Onlar gerekiyor. Da sağlıkla zaten hani ilgili. Estetiği her işlediğimiz konuda mutlaka sağlıkla ilişkisi var. Zaten bir ameliyat başlı başına doktorun elinde olan ciddi bir sağlık sorunu. Ben de tam bu noktaya değinecektim. Özellikle genç kızlık döneminde. Ergenlik dönemi biliyorsunuz çok daha farklı sorunların evet, da bir araya geldiği. Burada işte meme gelişimini tamamlayamadıysa ya da olması gerektiğinden daha büyükse orada hani yaş sınırları da çok önemli mi gözetiliyor mu bilmiyorum ama o yaşta sanki psikolojiler biraz daha zor gibi değil mi ilk evet, dönemlerinde? Evet muhakkak, yani özellikle bu ergenlik dönemi içerisinde, sonrasında değil o dönem içerisinde çok ciddi sıkıntıları olan hastalarımızın mutlaka psikolojik destek almasını öneriyoruz. Ama meme gelişimi tamamlandıktan sonra, yani 18 yaşından sonra operasyon yapılabilir evet, tabii ki. Peki önce isterseniz büyütme ameliyatlarından bahsedelim. Silikonlar mı kullanıyorsunuz meme büyütme ameliyatlarında? Evet, silikonlar yaklaşık 50 yıldır kullanılıyor bütün dünyada. Çok güvenle kullanılıyor. Silikon protezlerle, biz onlara implant diyoruz. İmplantlarla meme büyütme operasyonlarını yapıyoruz çoğunlukla. Bu işlem için kullandığımız silikonların birkaç farklı tipi var. Birkaç farklı kesi bölgesi var ve birkaç farklı yerleştirdiğimiz bölge var. Şimdi bütün bunlar son derece tabii teorik detaylar. Fakat bunları hastalarımızla öncesinde muhakkak konuşuyoruz. Konuşuyorsunuz. Yani bir iki kişinin
ihtiyacı aynı yöntemle yapılmış, aynı silikon olmayabilir. Bu nedenle ya meme altından yapıyoruz kesiyi, ya meme başı etrafından yapıyoruz, koltuk altından yapıyoruz. Kasın altına yerleştiriyoruz, bazen meme dokusunun altına yerleştiriyoruz farklı bölgelere. Bunların hepsi bizim ameliyat öncesi muayenemizde elde ettiğimiz sonuçlarla birlikte hastamızla konuşuyoruz. Ve en optimum, en güzel sonucu verecek yöntem hangisi ise onu tercih ediyoruz. Burada hastayla konuşmak çok önemli herhalde. Çünkü genelde biz plastik cerrahları ağırladığımızda hep o soruyu soruyorum. Elinde böyle fotoğrafla gelip işte ben böyle evet. istiyorum ya da arkadaşını da görüp beğenip evet. şimdi o silikonların artık hani işte damla şekli yuvarlak o kadar biliniyor aynen. ki aynen. böyle isteklerle geliyor mu karşınıza? Çok sıklıkla geliyor. Şimdi tabii bilgiye ulaşmak çok kolaylaştı. Evet, internet günümüzde. Özellikle. İnternetten, televizyonlardan, yazılıp basından takip ediyor hastalar. Bunun hem iyi yönleri var hem de kötü yönleri var. Eğer doğru bilgilendiyse bizim için çok büyük bir avantaj haline dönüşüyor. Doğru sorularla geliyor. Doğru sorularla geliyor. Evet, çok iyi anlayarak ilk muayeneyi tamamlıyoruz. Yani hastamızla iyi bir iletişime geçmiş oluyoruz. Ama yanlış öğrendiyse, yanlış kaynaklardan, yanlış bilgiler aldıysa bu sefer bu ön yargıları kırmakla uğraşmak zorunda kalıyoruz ki bu gerçekten zor oluyor. Zor oluyordur mutlaka. Evet. Peki meme büyütme ameliyatları ne kadar sürer? İşte hastanın hastanede yatması gerekiyor mu? Hemen evet. sosyal yaşamına dönebilir evet. mi? Şimdi meme büyütme operasyonları genel anestezi altında yapılıyor. Operasyon yaklaşık yarım saat 40 dakika kadar sürer. Her şey yolundaysa aynı günün akşamında evine gidebilir, taburcu olabilir hasta. Daha sonra yaklaşık 5 gün, bir hafta içerisinde normal hayatına tamamen dönebilir. İş hayatına başlayabilir, gündelik işlerini yapabilir. Onun için az önce de söyledim, çok sık yaptığımız bir operasyon, hasta memnuniyetinin de çok yüksek olduğu bir operasyon meme büyütme ameliyatları. Değil mi? Daha kısa bir operasyon. Evet, en azından evet. küçültmeye göre evet, daha ki, rahat olduğu ki, söyleniyor. Evet. Peki meme küçültme ya da dikleştirme operasyonlarını onları kombine halde yapabiliyor musunuz? Şimdi meme küçültme operasyonu ya dikleştirme operasyonu kesileri açısından, teknik açısından birbirine benzer operasyonlardır. Aradaki en önemli fark çıkartılan dokuyla alakalıdır. Meme dikleştirme operasyonlarında ya hiç doku çıkartmayız ya da çok küçük miktarlarda doku çıkartırız. Fazla olan ciltten eksizyon yaparız. Ama meme küçültme operasyonlarında bazen göğsünün üçte birini, yarıya yakınını çıkarttığımız çıkartmak olabilir. Çıkartıp estetik güzel bir göğüs şekli kazandırarak operasyonu sonlandırmak gerekiyor. Onun için o iki işlem birbiriyle kombine olarak değil de meme dikleştirme ile meme büyütme operasyonunu birbiriyle kombine olarak yapıyoruz daha çok. Küçültme de kombine değil. Peki küçültme evet. operasyonlarda bir implant kullanmıyorsunuz değil Hayır. mi? Kendi dokusuyla mı tamamlıyorsunuz operasyonu? Evet. Küçültme operasyonunda meme dokusunun bir kısmı çıkartılıyor. Kalan kısmıyla tekrar küresel güzel şekilde bir meme oluşturmaya çalışılıyor. Öbürkünde implant kullanılıyor. Öbürkünde implantlar kullanıyoruz. Bir sevgili izleyicimizden soru var. İsterseniz mail yoluyla ulaşmış. İki hamilelik geçirdim. Hamileliklerimden sonra göğüslerimde sarkmalar oluştu. Üçüncü bebeği de istiyorum. Bu arada yaptırabilir miyim ameliyatı diyor. Hani engel evet. midir üçüncü bebek Şimdi, için? Ya da herhangi bir bebek için. Evet, göğüs operasyonları tekrar emzirmek açısından bir engel taşımazlar. Kullanılan tekniğe bağlı olarak. Bunu da eklemek lazım. Şimdi izleyicimizin sorusundan tabii ki meme dikleştirmeye mi ihtiyacı var yoksa sadece protezle halledilebilecek yani meme büyütme operasyonuyla halledilebilecek bir problemi var. Deformasyondan bahsediyor. Onu anlayamıyoruz ama sadece meme büyütme operasyonu süt vermeye, çocuk sahibi olmaya engel bir operasyon değildir kesinlikle. Meme dikleştirme, meme küçültme operasyonlarından sonra da hastalar süt verebilirler. Çünkü biz bu operasyonlarda süt kanallarının tamamını kesmiyoruz. Meme başını canlı bir şekilde süt bezleriyle birlikte yukarı seviyelere asıyoruz, daha üst seviyelere. Bu operasyonlardan sonra da süt verebilir. Ama çok yakın bir gelecekte çocuk sahibi olmayı düşünüyorsa eğer, önce olsun. Önce çocuğunu bir miktar büyütsün, emzirsin, hı hı. ondan sonra operasyon düşünsün. Tavsiye ediyorsunuz evet. ama herhalde doğuştan sorunları varsa özellikle değil mi? Genç tabii kızlık ki, dönemlerini halledeceksek onlar da ileride çocuk sahibi, bebeklerini çocuk sahibi emzirebilirler. Çünkü emzirebilirler. O da çok önemli bir şey bebeğin aynen gıdası öyle. Açısından anneyle olan ilişkisi açısından. Çok doğru. Peki bu kullandığınız implantlar meme büyütme ameliyatlarında
Şimdi hani hepimizin korkulu rüyalarından bir tanesi de meme kanseri biliyorsunuz. Evet. Bunlar için yapılan ultrasonlarda ya da mamografilerde bize sorun çıkartır mı? Hayır, hiçbir engel oluşturmazlar. Az önce de söyledim, yaklaşık 50 yıldır kullanılan malzemeler bunlar. Kendilerinin meme kanserini arttırıcı bir etkisi yok. Aksine bu tip operasyonları yaptıran bayanların daha kendilerine özen gösterdikleri, daha dikkatli oldukları ve daha hızlı, daha çabuk memelerinde, göğüslerindeki bir anormalliği fark ettikleri dolayısıyla aslında yardım meme kanserinin erken yakalanmasında yardımcı oldukları bile söylenebilir. Ama aslında. Görüntülemede görüntüyü bozar mı? Yok, görüntüyü bozacak bir şey değil. Mamografiye çünkü girebilirler, ultrason yaptırabilirler, MR çektirebilirler. Çünkü bizim koyduğumuz implantlar meme dokusunun ya da meme dokusunun da altındaki kasın arkasında duruyorlar. Meme dokusuyla bir etkileşim içerisine girmiyorlar. Değiller. O yüzden rahatlıkla bu tetkikler yapılabilir. Peki bunları değiştirmek gerekiyor mu? Eskiden biliyorsunuz basında falan da çok çıkardı. Evet. Özellikle sanatçıların yaptırdığı ya da rol model kişilerin yaptırdığı. İşte patladı diye değiştirdik. Ya da belli bir süre sonra değiştirmek gerekir mi? Şimdi bu implantlar ömürlük implantlar. Bir ömür boyu kullanılacak implantlar. Ve normal yaşantı içerisinde bir bayanın hayatını hiç kısıtlamayacak şeyler. Yani meme protezi olmuş, protez operasyonu, meme büyütme ameliyatı olmuş bir kadının, olmamış bir kadından hiçbir kısıtlaması yoktur, farkı yoktur. Fakat tabii çok büyük bir travma sonucunda bunlar da patlayabilirler. Ama patlamalarının vücuda bir zararı yoktur. Yoktur. Evet. O koşullarda değiştirilmeleri gerekebilir. Yani bir kaza falan mı geçirmek evet, gerekiyor? Evet, bir kaza geçirebilirler. Bir trafik kazası olabilir vesaire. Ama onun dışında değiştirmeye ihtiyaç yoktur. Sadece görsel olarak daha büyük implant isteyenler oluyor. Veya daha küçük olmasını isteyenler oluyor. O zaman silikonlar rahatlıkla değiştirebilir ya da tamamen çıkartılabilir. Yani ikinci bir şekil için aslında evet, evet. istendiğinde. Yoksa kalabilir ömür kalabilir. Boyu. Yine aynı operasyon mu? Yine böyle 40-45 yine benzer, dakika evet, bir operasyonla. Aynen, benzer bir operasyonla diğer alınıp diğer implant takılabiliyor. Peki özellikle hani işte hep gebelik dönemlerinden bahsettik hamileliklerde. Yer çekimine de tabii ki karşı koyamıyoruz. Deformasyonlar, sarkıklıklar evet, oluşuyor. Evet. Bunlar için yapılacak ameliyatları biraz anlatır mısınız? Şimdi bu hamilelik döneminden sonra hem meme dokusunda hem de karın bölgesinde evet. Ciddi sarkmalar oluyor. Meme için yaptığımız işlemler az önce de söylediğim dikleştirme işlemleri. Eğer meme dokusunun içerisi çok boşaldıysa buna silikon ekleyerek, silikon protezler ekleyerek hem büyütme hem dikleştirme operasyonlarını yapıyoruz. Bunun yanında tabii sadece meme dokusu değil genellikle şikayet veren, karnından da şikayetçi bu hastalar. Aynı anda ameliyatını yapabiliyor musunuz? Karın aynı gelmeli. Anda birden fazla operasyon yapılabilir. Biz bunlara kombine ameliyatlar diyoruz. Hem karındaki sarkıklık düzeltilir, hem karın duvarındaki kaslar sıkılaştırılabilir. Bunun yanında memedeki sarkıklıklar veya küçüklükler istenilen şekilde düzeltilebilir. Peki böyle bir operasyonu geçiren kişi ne kadar zamanda normal yaşantısına döner? Hep ameliyatlardan korktuğumuz evet, için evet. Aslında ikisini bir arada yapmak, belki de üçünü bazen bir arada yaptırmak avantaj gibi görülüyor. Görülebilir, doğrudur. Tek bir anestezi alacaksınız, tek bir nekat dönemi yaşayacaksınız. Şimdi meme protezi için 5 gün, bir hafta kadar söyledik. Karın germe operasyonu içinde yaklaşık 15 gündür bu süre. Ama ikisini birbirine toplayıp bir nekat dönemi oluşmuyor. Yani 21 gün değil. Yine 15 gün uzak kalacaklar işlerinden. Yani kombine operasyonların böyle de bir avantajı vardır. Daha kısa bir iyileşme süresinde birden fazla problem çözülebilir. Çözülmüş tabii olacak. Bu kombine operasyonlardan önce hastaların sağlık durumunun ne olduğu çok önemli. Çünkü işlem süresini bir miktar uzatıyor. Bu nedenle öncesinde iyi bir tetkik yapılması gerekir. Evet, anestezide kaldığı anestezi süre açısından. Uzuyor. Gerçi evet. Hasta orada uyuyor, iş sizlere düşüyor ama evet. Yine de hani korkan biz oluyoruz çünkü anesteziyi alacağız evet. Diye. Ameliyattan işte sonrasında ağrılar olacak mı? Mesela bu çok önemli sorulardan bir tanesi. Evet. Morluk, şişlik, herhangi bir ağrı, acı, yürüyememe, işte yataktan kalkamama gibi durumlar olur mu? Hayır, öyle bir problem asla olmaz. Zaten bizim teşvik ettiğimiz şey aynı akşam yataktan kalkıp yürümesidir. Hangi ameliyatı yapıyorsak yapalım. Buna karın germe de dahil, popo protezleri de dahil, baldır protezleri de dahil, meme operasyonları da dahil. Aynı akşam hastalarımızın kalkıp yürümesini isteriz. Ve
hastalarımızda bunu başarabileceksiniz. İyileşme durumda süreci olurlar. İçin de önemli galiba değil mi ayağa kalkmak? Tabii ki. Yani hem kan dolaşımının sağlanması açısından hem de hastaların psikolojik olarak da kendilerini iyi hissetmeleri yani açısından ameliyat bu oldum, çok önemli. Yatağa bağımlıyım gibi değil de kalkıyorum. Bu tabii çok ki, önemli. Tabii ki. Peki karın germe ameliyatından sonra dik bir şekilde yürüyebilir mi hemen yürüyebilirler, kişi? Dik bir şekilde yürüyebilirler. Buna hiçbir engel yoktur. Karın germe operasyonundan sonra sadece 3 hafta kadar bir korse kullanmasını tavsiye ederiz hastalarımızdan. Ama dik yürümesiyle ilgili aynı akşam az önce söylediğim gibi dik bir şekilde yürüyebilirler. Yürüyebilirler, korse kullanacaklar. Korse kullanacaklar. Peki sadece. Meme operasyonu geçiren kişinin böyle bir bandajı, bir sargısı, korseye benzer. Şimdi ilk başta tabii küçük pansumanları oluyor. Bu operasyona özel sütyenlerimiz var, onlardan kullanıyoruz. Yaklaşık 15 gün kadar. Daha sonra 6 haftaya kadar sporcu sütyenlerini tercih ediyorum ben. Daha az travmatize ediyor dokuları. Ama bu süreden sonra hangi giysiyi tercih ederlerse onları artık kullanabilirler. Artık kendi tercihlerinde tabii. Ama dışarıdan belli olmuyor hiçbir herhalde değil mi? Dışarıdan bu belli olacak bir şey değil. Sütyenler ya da işte giyilen aparatlar. Peki izleyici sorularımıza bakalım mı hep tabii birlikte? Ki. Bakalım meme operasyonlarıyla ilgili sevgili izleyicilerimiz neler sormuşlar. Hep birlikte ekrana getirelim ve birlikte izleyelim. Erkeklerde göğüs küçültme operasyonu yapılır mı? Göğüs büyütme operasyonu. Acılı bir operasyon mu? Annem için göğüs küçültme operasyonu yapmayı düşünüyoruz. Bu operasyonun planlanması, ondan sonraki aşamaları öğrenmek istiyorum. Göğüs küçültme ya da büyütme operasyonu esnasında ya da sonrasında iyileşme sürecinin ne kadar olduğu, ben bunu sormak istiyorum uzmanımıza. Teşekkür ediyorum. Aslında gördüğünüz gibi halkımız da birçok bizim sorduğumuz soruları sormuşlar ama. Çok bilinçliler artık. Evet, erkekler. Şimdi birazcık onlardan bahsedelim. Tabii işin bir de o boyutu evet, var. Evet, şimdi meme dediğimiz zaman hep kadınlardan bahsettik ama erkeklerde de meme ameliyatları yapıyor musunuz? Evet, erkeklerde tabii farklı bir bakış açısı var. Erkeklerde olmaması gereken bir şey olarak görünüyor meme. Ve hastalarımız genellikle işte yazın tişört giymekte zorlanıyorum veya denize havuza girerken bu benim psikolojimi çok rahatsız ediyor şeklinde şikayetlerle başvuruyorlar bize. Bu hastalarımızda çok nadir olarak organik sebeplerle jinekomasti dediğimiz erkekteki meme büyümesi oluşabilir. Nedir organik sebepler? Kullanılan bir ilaç olabilir veya bir başka bir hastalığın belirtisi olarak ortaya çıkabilir. Bu nedenle bu hastalarımızı öncelikle bir hormon tetkikinin yapılması gerekli. Eğer hormon değerleri normalse bunun kullandığı ilaçların arasında da buna sebep olacak bir şey yoksa bunun büyük olasılıkla yapısal bir şey olduğunu söyleyebiliriz. Bu koşullarda iki farklı operasyon tekniğimiz var jinekomasti tedavisi için. Birincisi liposuction tekniğiyle yani küçük yarım santimlik deliklerden küçük kanüller vasıtasıyla yağ dokusunun ve meme dokusunun uzaklaştırılması. Buradaki kısıtlayıcı faktör tabii jinekomastinin seviyesi, derecesi. Çok ileri vakalarda bu yeterli olmuyor çünkü ciltte sarkmalara sebep oluyor. Bu tip durumlarda kesili yöntemler kullanılabilir. Meme başı etrafında küçük hiç belli olmayan bir iz ile fazla meme dokusu yağ dokusuyla birlikte çıkartılır. Ve oradaki kalan geride gerilir. Kalan geride derilir, gerilir. Düz bir göğüse sahip olurlar bu peki şekilde. Bu erkekler için gerçekten önemli ama kiloyla alakası var mı? Yani obez hastalarda ya da ergenlik döneminden biraz bahsedelim isterseniz. Evet. Hani nasıl genç kızlarımızdan bahsettik, genç erkeklerde. Şimdi ergenlik döneminde fizyolojik olarak erkek çocuklarında da bir miktar meme büyümesi olur. Bu normaldir. Panik yapmaya gerek yoktur. Kendiliğinden ergenlik döneminin sonuna doğru bu normale döner ve düzleşir. O nedenle ergenlik döneminde yine 16 yaşından önce diye söyleyebiliriz. Eğer aşırı kilosu yoksa herhangi bir müdahaleye gerek yoktur. Ama ciddi obezite problemi olan 15 yaşında 16 yaşındaki çocuklarımızda yine liposuction yöntemiyle o üzerlerindeki psikolojik baskıyı azaltmak çünkü adına bu çok önemli. Çok önemli gerçekten de psikolojik baskıyı azaltmak adına işlemler yapabiliyoruz. Hani çocuklar da çok acımasız çünkü birbirlerine dalga geçerken özellikle erkek çocuğun kadına benzetilmesi de onda ciddi anlamda psikolojik. Yani bu şeye benziyor birazcık bu kulak operasyonları da yapıyoruz. Kepçe kulaklı çocuklar da
Bunun için önerdiğimiz yaş ama daha küçük. 5 yaşından sonra. 5 yaşta ilkokula başlamadan hemen önceki dönemde yapmak lazım. Çünkü dediğiniz gibi çocuklar çok acımasızlar. Arkadaşlar çok ciddi eleştiriyorlar. Bu sefer çocuk psikolojik hani onu evet, 18'e kadar bütün ömrü boyunca etkileyecek bir psikolojik baskıya maruz kalıyor evet. Çocuklar. Peki liposuction'dan bahsetmişken biraz oradan devam edelim. Şimdi artık yaz ayları da başladı. Evet. Hatta belki geç bile kalıyoruz ama vücut şekillendirmede önemli operasyonlar arasında. Evet, evet, liposuction'da doğru. Neler yapabiliyorsunuz? Şimdi liposuction bir kilo verme yöntemi değil. Fakat bir siz de çok güzel söylediniz, bir vücut şekillendirme yöntemi. Yani bir yağ birikintilerinin vücudunuzun hangi bölgesinde olursa olsun her yere yapılabilir. Daha çok basenler ve karın bölgesinde şikayetler oluyor hanımların. Orada depolanıyor hanımlarda. Bu bölgelerin bölgesel olarak yağ birikintilerinin farklı yöntemlerle yağları eritilip suction denilen, liposuction denilen ince kanüllerle dışarı alınması işlemi bu. Bu farklı yöntemleri de açmak gerekirse birisi mekanik yöntemlerle yağ hücrelerinin ve verilen sıvı ile yağ hücrelerinin parçalanması ve dışarı alınması. İkincisi lazer lipoliz diye söylenilen lazer enerjisiyle, ısı enerjisiyle parçalanması. Üçüncüsü de ultrasonik olarak bu yağ hücrelerinin duvarlarının parçalanıp hepsinde tamamında ortak bir nokta var. Bu yağ dokusunun parçalanması hücrelerinin dışarı alınması. Peki bir kişiden kaç litre, hani bu da çok soruluyor, kaç litre yağ alabilirsiniz bir ameliyatta? Şimdi bu kişinin önceki sağlık durumuyla çok alakalı. Yani kesin bir rakam vermek çok doğru değil. Çok farklı kaynaklarda çok farklı şeyler de var. Mesela 6 litreden fazla alınmaması gerektiğini söyleyenler de var. Vücudunun %10'undan fazlasının alınmamasını gerektiren diyen yerler de var. Fakat burada kesin bir sınır çizmek çok doğru değil. Yani bundan fazla da olabilir. Fazla da olabilir, az da olabilir. Bunlar çok güvenli rakamlar, bu söylediğim rakamlar. Bundan daha fazlasına çıkılabilir tabii ki. Daha azı da ne zaman gerekebilir? Eşlik eden problemleri vardır. İşte kalp rahatsızlıkları vardır, şeker rahatsızlıkları vardır. Bu tip durumlarda tabii birazcık daha dikkatli davranmak gerekiyor. Evet. Peki liposuction her bölgeye uygulanabilir mi? Liposuction vücudunuzdaki her bölgeye uygulanabilir. Gıdı bölgesinden kollarınıza, karnınızdan ayak bileklerinize kadar her bölgeye uygulanabilir liposuction. Yani aslında vücut şekillendirme ama birçok şeyde de değil mi? Sadece hani gövde olarak düşünmemek gerekiyor. Bacaklarda ve kollarda tabii, bacaklarda da. Peki selülit tedavisinden de kısaca bahsetmek istiyorum ben. Çünkü onun kiloyla çok alakası da yok değil mi? Evet. Zayıf hanımlarda da olabiliyor. Liposuction mı öneriyorsunuz yine selülitte? Liposuction selülitin tedavisi için kullanılan bir yöntem değildir. Fakat selülitte bir miktar iyileşme sağlar. Selülitin tam olarak bir tedavisini de maalesef şu anda bulmuş değiliz tıp camiası olarak. Hı hı. Fakat liposuction'ın hem içeride bulunan kalça bölgesindeki yağ miktarını azaltarak hem de deride bir miktar sıkılaşmayı sağlayarak bir miktar fayda sağlar selülit hastalarına. Ama tamamen tamamen iyileşmesini beklememek gerekir. Evet, biraz görüntü de belki düzelmeli olur. Çok teşekkür ediyorum verdiğiniz değerli bilgiler için. Evet sevgili izleyiciler, estetikten sonra kadınları yakından ilgilendiren önemli bir sağlık sorunuyla karşınızda olacağız. İdrar kaçırma ve rahim sarkmalarına değineceğiz. Ama kısacık bir reklam arası, reklamlardan sonra bizden ayrılmayın.